bazen çok üzücü olayla karşılaşıyoruz. Yani içerisindeki vatandaşımız eks olmuş, ölmüş yani. Tabii o andaki üzüntüyü yakınları yaşıyor. Biz de onları teselli etmeye çalışıyoruz. Ayrıca genellikle savcıdan izin alarak gittiğim şeylerde, yani bu kadar uzun süredir çilingirlik yaptığım süre içerisinde yaklaşık, yani çok büyük abartılı olmasın da ama 400'e yakın böyle kötü olaylarla, yani vefatla karşılaştım içeride. Vatandaş vefat etmiş. Açıyoruz hani, ona savcı gelene kadar bekliyorlar. Hani gereken şeyler yapılıyor. Fakat bu 400 tane gördüğüm vefatlar veyahut da eksler içerisinde unutamadığım bir tanesi var. Yazın Ağustos ayında gitmiştim. Özel mahkeme kararıyla açılan bir şeydi. Kayseri'den ölen, vefat eden kişinin yakınları gelmişti. Polis nezaretinde gittik, açtık. Açtıktan sonra içeriye girdiğimizde hiçbir koku yoktu. Yani genellikle bu vefat eden kişilerin içerisindeki evleri açtığımda muazzam bir kötü koku hissediyor insan. Dayanılmaz bir koku. Fakat bu en son anlattığım olayda hiçbir koku yoktu. Dolayısıyla evi açtık, girdik içeriye. Kışın sanıyorum ölmüş. Çünkü açtığımızda Ağustos'un sonuydu. Fakat saçlarının hepsi dökülmüş. Kuru kafası kalmış. Yalnız yorganı burasına kadar çekmiş, böyle üzerine çekmiş. Kışın öldüğü ondan dolayı belli. Gün yorgan böyle. Yani sakalı göbeğine kadar uzamıştı. Özellikle açtığı tırnakları aşağı yukarı belki 10 santimden fazla uzamıştı. En çok unutamadığım, yani çok var da, yani bunu hatırımda kalarak olan olduğu için söylemek istedim hani. Esas beni üzen, iki katlı bir evdi. Altta ayrı yaşadığı eşi ve öğretmen oğlu. Beden eğitim öğretmeni. Yani çok üzüldüm. Bir baba hani ne kadar kötü olursa olsun, yukarıda 8 aydır, 10 aydır haberi alamıyorsun. Yakınları geliyor Kayseri'den. Yani bu iki, yani ben çok üzüldüm. Hem o cenazeyi, esas o oğlun orada oturduğunda nereden biliyorum? Onun kapısını da bir sene önce açmıştım. Burada oturuyorum dedi hani. Ondan biliyorum hani. Polisler de biliyorlarmış. Onun için söylediler. Yani unutamadığım en önemli şey bana göre bu. En zor kısmı insanların bize karşı yani benim evim deyip de, mesela benim şeyim deyip de bizleri aldatabilecek miyim deyip de aldatılabilme olarak görüyorum ben. Çünkü çok profesyonel insanlarla karşılaşabiliyorlar. Bizim çilingirlerden maalesef, yani bu yüzden mahkemelik olanlar var. Bu diyor, benim evim, anahtarlarını kaybettim diyor. Girerken komşuları görüyor tabii. İyi günler, nasılsınız falan. Hani onlarla samimi oluyor falan. Halbuki evin sahibi kendisi değil. Adam yani o evin vatandaşı, yurt dışında yaşıyor. Onu güzel takip ediyor. O kendi eviymiş gibi açtırıyor orayı. Göbeklerini değiştiriyor. Belirli bir süre sonra mesela gelip evi, bütün eşyaları alıp götürebiliyor. Bunlara çilingir arkadaşların mümkün olduğu kadar çok dikkat etmeleri lazım. Benim başıma da geldi. Benim dedi şurada şeyim var hani, bir iki soru sordu mu? Ben dedim, o zaman dedim şimdi olmuyor dedim. Karakola gidelim dedim. Karakol burada dedim. Buyurun dedim, gidelim açalım. Ona göre karakoldan izin alalım. Adresi bildirelim. Tamam dedi, karakola gidelim dedi. Giderken bakkala, şurada bir sigara alabilir miyim dedi. Tabii dedim. Ben bakkalın önünde beklerken arka kapısından çıkmış gitmiş. Bütün saygıdeğer vatandaşlarımızdan özellikle internet üzerinden
çilingirlerin özellikle iş yerinin olup olmadıklarını, iş yerinin gerekirse kartını, özellikle yani iyi bir belgesini muhakkak istesinler. Bu onların çok doğal, tabi bir hakkı. Korsan çilingirler mi var? Evet, evet, evet. Maalesef, maalesef. Bakın, benim saygıdeğer insanlardan, bu duruma düşmüş insanlardan, yani evinde yani anahtarı kaybediyor, arkada kalıyor. Mümkün olduğu kadar sorsunlar. Bu kilidi, kapıyı kesinlikle aynı anahtarı kullanabilir miyim? Eğer yok, anahtarı ben göbeğini kıracağım veyahut da barel veyahut da kilidinizi kıracağım diyenlere kesinlikle itibar etmesinler. Ben şunu belirtmek isterim ki en kaliteli kilit olarak nitelendirdiğim ceçi bile ben kilidi kırma, zaten kırılmıyor, bozmadan da açıyorum. Yani bunu bozmadan, kırmadan açacak saygıdeğer benim anahtarcı arkadaşlarıma müracaat etsinler. Kilidi kırarak açıyorum diyenlere, çünkü bir kilidi kırdıklarında kırdıkları kilit 100 küsür lira, taktıkları kilit daha dörtte bir fiyatına geliyor. Aynı kilidi takarlarsa o fiyata açamazlar çünkü. Başka? Hayır, sizin de eklemek istediğiniz yoksa bizim sorularımız bu kadar, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün sizin bu röportaj için saygılar, çok teşekkür ederim. Bir başka bir röportajda inşallah görüşmemiz dileğiyle diyor. Saygılar, iyi günler, hayırlı işler diliyorum.